demişken bir herhalde şok yaşandı. Yani yıllardır taraftarın en fazla sevdiği, özverisinden dolayı lakap bile takılan hatta İbrahim Üzülmez bugün sözleşmesi feshedildi. Bu konunun detayları medyaya farklı şekillerde yansıdı ama en sağlıklı bilgi aslında tamam, sizden almak lazım. Evet. Siz konuyu öğrendiniz, ne yaşandı, ne bitti. Ankara ben tabii gelişim, arasında... ben çok net olarak biliyorum tabii neler olup bittiğini. Soyunma odasındaki olayları falan çok net biliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Yani İbrahim Üzülmez'i tanımayanlar için birkaç cümle söyleyeyim. İbrahim Üzülmez'le biz beraber oynadık bayağı bir dönem. Benim de çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. Gerçekten çok severim İbrahim'i. Hakikaten böyle çok şeydir hani Deli İbrahim falan diye sen çağırdıklarına bakma var ya. Kalbi böyle tertemizdir yani hiç. Hayatta kimseye kötülük yapamaz, kötülük düşünmez. Ama maçlarda biraz enteresan oluyor işte. O da futbolculukla alakalı bir konu. Yani dışarıda temiz kalpli aslan gibi bir çocuktur İbrahim. Bu İbrahim Toraman'la geçen yaşadıkları bir olay vardı. Kavga etmişlerdi kampta. Evet, işte. Kadrosu terlik mevzusu falan. Yüzünden. Bunlar o dönemden beri Toraman'la araları iyi değil bunların. Yani konuşmuyorlar herhalde. Fazla diyalogları yok. Ama mecburen tabii aynı amaç için uğraş verdikleri için aynı takımdalar ki çok ani bir gelişme oldu. Ankara Gücü maçı golü hatırlarsan İbrahim Üzülmez'in üzerinden kanadından evet. Gelen bir top arka direkte Serdar Özkan'ın attığı gol. Zannedersem saha içerisinde bir diyalog olmuş. O yani golden sonra. Golden sonra bir diyalog olmuş. Bir küfür olayı olmuş benim duyduğum kadarıyla. Ama öteki oyuncular öyle bir olay olmadığını söylüyorlar aslında. Yani küfür olayı falan yok. Yani ki, küfür derken İbrahim Toraman'ın bu golden sonra İbrahim Üzülmez'e karşı bir evet, sözlü evet, eğiliminden evet, sözlü eğilimi olduğunu söylüyorlar ama yani ben şunu söyleyeyim. Yani maçlarda bu tür konuşmalar olmaz. Hani golü yedikten sonra bir oyuncuya küfür etmez yani. Vay sen hata yaptın da gol yedik diye bir oyuncuya küfür edecek olsa o zaman sahada millet birbirine girer. Yani maçlar oynanmaz zaten. Devre arasında içeri girdikleri zaman daha İbrahim Üzülmez'i oyundan çıkarmamış zaten Schuster. Yani yeni girdiklerinde tabii İbrahim söylenmeye başlamış işte soyunma odasında hani bana kimse küfür edemez falan filan diye söylenmeye başlamış. Tabii herkes de birbirine bakıyormuş orada hani kime söylüyor gibilerinden. Çünkü olayın farkında değil kimse. Ondan sonra da hiçbir ortada bir olay yokken İbrahim Üzülmez direkt İbrahim Toraman'a saldırmış soyunma odasında bildiğim kadarıyla. Kimse de hani herkes şaşırmış tabii şoka girmiş teknik direktör falan. Sonra araya bütün oyuncular girmiş, hocalar girmiş ayırmışlar falan. Ondan sonra oyundan çıkarmış İbrahim Üzülmez'i Schuster. Yani belki de yani İbrahim Üzülmez'in aslında oyundan çıkma meselesi ilk yarıda oynadığı futbolundan dolayı değil yaşanan bu olaydan dolayı. Ya belki de çıkaracaktı bilmiyorum. Hani belki de çıkaracaktı yani İsmail Köybaşı daha ofansif bir oyuncu çünkü bir mağlupsun onu tercih edebilir çok doğal ama belki de çıkaracaktı ama o olaydan sonra artık yapacak bir şey kalmadı zaten mecburen çıkaracak. Ondan sonraki süreçte de Schuster yönetime rapor vermişler. Yani bu iki oyuncunun birlikte oynaması mümkün değil artık bu takımda olması. Bunlardan bir tanesi mutlaka gidecek demiş yani. Yönetimde faturayı İbrahim Üzülmez'e kesmiş doğal olarak. Çünkü daha önce de bunlar bir husumet yaşamışlardı. Şimdi de bir husumet yaşamışlar. Faturayı İbrahim Üzülmez'e kesmiş. Yani çok tecrübeli bir oyuncu İbrahim. Neden böyle bir diyaloğa girdi Toraman'la anlamak mümkün değil. Ama tabii bütün yabancı oyuncular falan şaşırmışlar yani. Biz hayatımızda böyle bir olay görmedik gibilerinden. Ne oluyor gibilerinden. Beşiktaş gibi bir takımda bu tür şeylerin olması çok hoş değil aslında ama birinin biletinin kesilmesi gerekiyordu. Siz hiç futbolculuk kariyerinizde soyunma odasında benzer bir olay yaşandı mı? Yani tartışmalar mutlaka olmuştur belki de. Ben mi, hayır. Diğerleri mi? Hayır, yani diğer takım arkadaşlarınız. Oldu tabii canım. Şeyler Ahmet Tursun'dan İlhanlar falan Luchescu'yu döveceklerdi. Zor tuttuk Roma'daki maçta. Lazio'yla mı ne oynuyorduk? Evet, Lazio. Senin maçı. Yüzünden kazanamadık falan filan gibilerinden hocaya saldırıyorlardı. Sinan abi falan da vardı soyunma odasında. Biz durduk. Ne yapıyorsunuz falan dedik. İyi misiniz falan dedik yani. Ne yapıyorsunuz? Geçin oturun yerinize falan dedik yani. Ya soyunma odasında sinirlen bu tür şeyler olabilir. Oyuncular tartışabilir, kavga da edebilir. Ya oyuncular kavga etsin çok önemli değil. Tabii edecekler yani. Aynı amaç için mücadele ediyorlar ya. Bırak etsinler kavga yani çok önemli değil. Kavga ederken ya birbirlerine yumrukla girmesinler tabii de tartışsın oyuncular yani. Bunlar takıma pozitif yansır. Birbirlerinin yanlışlarını görsünler. Birbirleriyle tartışsınlar. Pozisyon analizi yapsınlar devre arasında mesela. Bunlar çok önemlidir ama tabii iş boyutu yukarılara çıkarsa. Siz maalesef, peki takım kaptanı olarak hiç bir futbolcuya karşı soyunma odasında sert bir tepki gösterdiniz mi? Olmuştur herhalde. Ya yok ben kesinlikle bu tür davranışlara girmem oyuncularla yani takım kaptanı olarak. Çünkü oyuncuların bana çok saygısı vardı futbol oynadığım dönemde. Ben kesinlikle oyunculara yani ben kaptan olduğum için oyuncuları azarlamam yani soyunma odasında veya sahada. Yanlış bir şey yaparlarsa tabii gerekeni söylerim ama hani ben kaptanım bak şunu şöyle yapın bunu böyle yapın. Bu işler olmaz futbolda. Bana korktuklarından saygı duymasınlar.
bana oyuncular saygı duysunlar. Niye? Bana güvendikleri için saygı duysunlar. Beni takdir ettikleri için bana saygı duysunlar. Yoksa ben kaptanım diye bana saygı duyacaklarsa hiç duymasınlar zaten. Onlar futbola çok geçersiz şeyler. Benim oyuncularla çok bu tür diyaloglarım olmadı futbolculuk döneminde. Ben oyuncularla çok böyle kavga gürültü o işlere fazla girmem. Çünkü benim tarzım değil zaten. Ben söylenecek bir şey varsa zaten söylerim oyunculara ki. Zaten benim söylediğimi de dinlerler yani. Çünkü art niyetle söylemediğimi çok iyi bilir oyuncular. Evet. Bu konuyla ilgili olarak son sorum şu olacak. Yönetimin aldığı karar peki doğru mu size göre? Yani İbrahim şu aşamada şunu söyleyeyim ben. Yani İbrahim Üzülmez gibi Beşiktaş'ın emektarı bir oyuncu. Sözleşmesini bir anda feshedip oyuncuyu kenara atmak. Ya bu çok doğru bir olay gibi gelmiyor bana yani. Biraz mantıksız geldi bana bu. Oyuncunun sözleşmesini feshetmezsin de A2 takımıyla çıkartırsın antrenmana. Oyuncuyu bünyende tutarsın. Bu yıllarca Beşiktaş'a emek vermiş, yıllarca o formayı taşımış, şampiyonluk yaşamış, takım kaptanı kupa kaldırmış. Hatta bir gün biz kupayı kazandığımız zaman bak bir olay var onu anlatayım. Biz Türkiye Kupası'nı mı kazanmıştık İzmir'de Fenerbahçe'yi yendiğimiz dönemde? Evet. Tümer atmış tane. Tümer attı evet. Şimdi maç bitti. Ben takım kaptanıyım. İbrahim Üzülmez takım kaptanı. Kupayı ben kaldıracağım falan dedi İbrahim. Tamam mı? Dedim ki yavaş. Yavaş. Takım kaptanı kim dedim? Benim. Doğal olarak ben kaldıracağım tabii. Kusura bakma falan dedim bunu hatta. Öyle bir çok güzel bir anımız olmuş. Sonra beraber kaldırmıştık falan. Ama tabii onlar çok güzel diyaloglardı bizim için. Ben yıllarca emek vermiş bir oyuncuyu bu kadar kolay ıskartaya çıkarmak Beşiktaş yönetimine yakışmadı bence. Olmadı yani biraz. Ha, bu kadar basit değil bu işler. Bu kadar emek veren bir oyuncuyu bir dakikada bu kadar kenara atamazsın. Ama şunu söyleyeyim ben. Beşiktaş'ta bu ilk olmuyor. Bu Yıldırım Demirören zaten bunu birçok oyuncu yaptı. Bana 32 yaşında jübile teklif ettiler mesela. 35 yaşında şimdi milyon eurolara transfer yapıyorlar. Oyuncu alıyorlar. Ben 32 iken bana jübile teklifi yaptılar. Ya bunu devamlı baş zamanında da çok önemli oyunculara yapıldı bu iş. Bu çok normal yani. Bakalım seyirci bunu nasıl karşılayacak? Ben onu merak ediyorum şimdi. Fenerbahçe yani ben burada göreceğiz. Ben burada seyircinin tepkisini merak ediyorum şimdi. Bakalım seyirci takım kaptanına sahip çıkacak mı? Ne kadar çıkacak? Şöyle yani zart diye bir dakikada sen oyuncuyu nasıl mukavelesini feshedip ıskartıya çıkartıyorsun yani? Teknik direktör gönderin dedi. Ya senin teknik direktörün kalacak mı bu takımın başında? Kalacak mı yani? Ne kadar kalacak? Tabii bu soruların cevabını şu anda vermek mümkün değil. Pazarı da beklemek lazım derbiyi. Ben seyircinin tepkisini merak ediyorum derbide. Başka bir şey değil. Peki. Bakalım seyirci takım kaptanına ne kadar sahip çıkacak? Onu göreceğim ben. Ben İbrahim gibi gerçekten futbolun çok böyle mücadeleci yani her şeyiyle takımına kendini vermeye çalışan bir oyuncunun ligin böyle bir durumunda mukavelesinin feshedilip ortada kalması beni çok üzdü. Bir futbol, eski futbolcu olarak İbrahim'i de aradım. Telefonla aradım moral vereyim diye ulaşamadım. Eğer yayını seyrediyorsa beni yayından sonra arasın. Kendisine moral vereyim diye aradım. Ulaşamadım. Telefonları kapalı. Ben bir hem Beşiktaşlı olarak hem eski bir oyuncu olarak İbrahim gibi özverili bir oyuncunun yani tribünlerin sevgilisi Deli İbrahim lakaplı bir oyuncunun çok büyük yeteneği olmasa da o azmiyle yani taraftarın sevgilisi olmuş bir oyuncu. Enerjisi, yetenekli değil. Azmi, enerjisi, iyi niyeti. Azmiyle, iyi niyetiyle, mücadelesiyle taraftarın sevgilisi olmuş bir oyuncunun şu pozisyonda olması beni çok üzdü. Gerçekten çok üzüldüm ama şunu da unutmasın İbrahim. Ya Beşiktaş bunu ne oyunculara yaptı yani zamanında. Çok sembol olmuş oyunculara da bunun aynı formülleri biraz değişik olsa da uygulandı. Çok da fazla üzülmesin diyorum çünkü futbol gerçekten nankör bir meslek. Bunu bütün futbolcular duysun yani. Futbol nankör bir meslek. Yarın öbür gün ne olacağı hiç belli değil. Her zaman her türlü şeye hazırlıklı olmak lazım futbol oynarken. Evet.